Evet. Yani bir yıl kadar evli kalmıştım. Siz nereden? Ben şaşırdım bilmenize. Diyor ben bu hani ihtimalleri araştırırken buldum. Burak mı diyorsunuz? Adı Burak mı? Ne iş yapıyor? Yani nasıl biri? Bilgi işlemciydi. İyi biriydi. Yani başta iyi biriydi. Sonra evliliğimizden bir süre sonra işleri bozuldu. İşten ayrıldı. Yeni bir iş buldu. Orada da tutunamadı. Sonra bir baktım internetten tuhaf tuhaf işler çeviriyor. Aslında ne evliliğimiz ne işsizliği umurumda değildi. Hayal kırıklığı ha? Yani. Şey dedin, bilgi işlemci yani ne bileyim mesela kıymet annenin hani telefonuna falan ulaşabilir mi? Çok rahat ulaşır. Yani hackerlık yapıyordu, bir çevresi vardı tabii ama uzun süredir konuşmuyoruz. Rahatsız da etmiyor beni. Niye böyle bir şey yapsın ki? Maddi. Hani para sıkıntısı belki. Yani online kumarlara düşkün de aslında mümkün olabilir. Ama yine de saçma geliyor. Niye olmayan bir şeyle beni itham etsin ki? Abimden de çekinirdi. Bilemiyorum Fikret Bey. Bilmiyorum. Ya sanmıyorum da. Ya kusura bakma hani böyle bir anda özelini değişmiş gibi oldu ama hani dediğin gibi ben bütün ihtimalleri değerlendirmeye mecburum. Ama sen içini ferah tut. Yani sen bana yardım etmeye çalışmaktan başka hiçbir şey yapmadın. Bu yüzden ne işini kaybedeceksin ne de başka bir şey. Tamam mı? Ben kayınvalidemle de konuştum. O da umuyorum hatasını anlamıştır abi. Düşündükçe deliriyorum. Neyse yani özrünü kabul et. Olay sadece bir yanlış anlaşılma. Tamam? Ben bu itham altında burada kalamam. Yani kalmasam daha iyi. Sadece kendim için değil sizin için de. Hiçbir yere gitmiyorsun. Duydun mu? Bu olayı çözeceğiz. İnsanlar da görecekler. Ama bir daha böyle bir şey olursa bana mutlaka haber veriyorsun. Anlaştık mı? Hı-hı. Mutlaka. Biz utanacak hiçbir şey yapmadık Esra. Haklısınız. Bir saniye bekler misiniz? No. Şirket tüm çalışanlara bir şeyler almış. Biz de çalışanlar olarak size yılbaşı hediyesi almak istedik. Arkadaşlar bunun için beni görevlendirdiler tabii her zamanki gibi. Doğru bir zaman olmadı ama biz bir aydır uğraşıyoruz. Ben de hediye seçme konusunda biraz sıkıntılıyım. O yüzden zaman aldı. Ama artık vermem lazım. Onlar da ne düşüneceğinizi merak ediyorlar. İyi seneler. Teşekkür ederim. Sıkı. Babanızın aldığı mızıkayı kardeşiniz Murat'ın kaybettiğini söylemiştiniz. Ben ne kadar sevdiğinizi hatırladım. Yani babanızınkinin yerini tutamaz tabii ki ama. O benim hayatımda aldığım en özel hediye. Çok teşekkür ederim. Şey arkadaşlara da benim adıma teşekkür edersin olur mu? Tabii. İyi akşamlar.